Sizce merak edilen bu çizgi film sadece bir animasyon mu? Illuminati'nin derinlemesine girdiği, paganizmin altyapısını oluşturduğu bu çizgi filmin anatomisi ve analizini şimdi sizlerle birlikte yapıyoruz. Her şey kendilerini görünür saydıkları 2001 tarihinde başladı. Aynı yıl önce İkiz Kulelere saldırılar gerçekleşti. Daha sonra 2001 yılında erişkin olanlar bilirler, Illuminati.org diye bir site çıktı karşımıza. Görsel medyada büyük gündem oldu o tarihte. Sadece siyah bir ekran vardı site içerisinde. Buraya dikkat, tıpkı The Economist dergisinin 2019 kapak resmi gibi simsiyah. Fare ile ekranı seçtiğimizde ise bir geri sayım sayıcı vardı. Bitiş tarihi ise çok manidar, 7 Aralık 2001 tarihini gösteriyordu. Bu rakamları topladığımızda 13 yapıyor. Bildiğimiz gibi 13'ün ise birçok anlamı vardır. Bunlara örnek verecek olursak, kadim Maya'da 13 piramitteki tanrı demektir. Ardından ise ekranda İngilizce olarak şöyle yazıyordu: "Hepimiz kardeşiz. Biz karanlığı ve bütün savaşları bitirme gücüne sahibiz. Eğer uyanmazsak çok geç kalmış olacağız ve karanlık yükselecek." Bu cümle size ne hatırlattı? Bağdaştırma kurun lütfen. Dergi kapağı 2019, siyah kapak ve Eurovision 2019'da Madonna'nın Madame X olarak yapmış olduğu gösterinin ardından ülkelerin bayraklarını sırtında taşıyan dansçıların birbirlerine sarılmasını düşünün. Peki Madonna'nın uyan demesini hatırladınız mı? 2001 yılında açılan, daha sonra kapatılan bu Illuminati.org sitesindeki ayrıntıları belki biliyorsunuz ama unuttunuz. Ya da olağan şekilde bazıları bilmiyor. Sizlere ve bilmeyen yeni nesillere önemsiz gibi görünen ayrıntıları hatırlatmak istedim. Çünkü hemen hemen hiçbir yerde olmayan bu sitedeki şifreler bizlere kaosu işaret ediyor. Dinleri yıkıp birleştirmek için önce kaos. Dinler arası diyalog gibi. Masonların ünlü bir sözü vardı: "Nous ordo seclorum" gibi. Yani kaostan düzen doğar sözlerini unutmayalım. Mini bir kaos planı. Covid-19. Yani koronavirüsünün 2019 versiyonu. Mini bir kaosun içerisindeyiz. Asıl kaos henüz gelmedi. Bunu bir depremin öncü, artçı sarsıntısı gibi düşünün. Öncesinde ırkçılığı yükselttiler, Orta Doğu kan gölüne döndü, göçler arttı, ardından bir virüs ile insanlığın yılma anına kadar hayır diyebileceğiniz her şeye evet diyeceğiniz zamanı bekliyorlar. Bu videoda yıldız sisteminin animasyonda nasıl kullandıklarını, ne kadar değerli olduğunu, aynı zamanda paganizmle bağlantılarını ortaya çıkaracağız. Dans eden çocukların göğsündeki parlak yıldızı görmüştük. Özgürlük heykeli yıkılırken zemine yansıyan yıldız şeklinde unutmayalım. Aslında hepsi Sirius yıldızını temsil ediyor. Yani paganizmin zemini. Ezoterik öğretiler Sirius'a hep farklı bir gözle özel olarak bakmışlardır. Firma logosunda, başkanların yüzünde, çocukların göğsünde Sirius takım ve yıldızlarını kullanmışlardır. Peki Sirius'u bu kadar özel yapan nedir? Ya da gökyüzündeki en parlak yıldız olması mı? Gelin şimdi bunu derinlemesine inceleyelim. Antik Mısır'da Sirius gökyüzündeki en önemli yıldız olarak adledilmiştir. Aslında Sirius, eski Mısır'ın din sisteminin temellerini oluşturmaktadır. Antik Yunan'da ise ona Sotis ismini vermişlerdir. Mısır mitolojisinde ise Sirius, ana tanrıçası olan Isis ile birlikte anılırdı. Isis'e geldiğimizde, Isis 4 kardeştir. İsimlerini okurken baş harflerindeki şifreye dikkat. İlk olarak kötülük tanrısı Set.
Ardından Isis geliyor. Daha sonra Osiris, aynı zamanda Isis'in kocasıdır bu tanrı. Son tanrı olarak Neftis'i görüyoruz. Bu isimlerin baş harflerine baktığımızda özgürlük anıtı ve sınıfın içerisindeki kart tanesindeki Sion ismini verdikleri yıldızı oluşturduğunu görüyoruz. Tekrar baş harflere dikkat edelim. Medeniyetler için Sirius'un anlamına geldiğimizde Yunan mitolojisinde avcı Orion köpeği olarak adlandırılır. İslam'da ise Zülkarneyn'in bu yıldıza giderek Yecüc ve Mecüc'ü hapsettiği düşünülür. Kur'an'da ise Şira olarak adı geçen bu yıldızın Necim yani Yıldız Suresinin 49. ayetinde aynen şu şekilde geçer. Doğrusu Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Yani yaratılmış olandır Sirius yıldızı İslamiyet'te. Türk mitolojisine geldiğimizde ise Göksel Saray'ın bekçisi Kutsal Kurt Asena'dır. Cumhuriyet dönemi Türkiye'sine geldiğimizde ise Atatürk'ün 1927 yılında İngiltere'ye bastırdığı ilk paranın üzerinde kurt ambleminin olması bu geleneğin hala devam ettiğinin bir göstergesidir. Antik Mısır'da ise baş tanrıça Isis, üçlemenin dişi bireyiydi. Diğerleri Osiris ve oğulları Horus Ra idi. Eski Mısırlılar Sirius'a öyle bir kutsallık yüklemişlerdi ki bütün tanrıları onunla ilişkilendirilmişlerdi. Ezoterik öğretiler genellikle köpek, kurt ve çakal biçiminde simgelendirilmiştir. Mesela çakal başlığı ölüm tanrısı Anubis ve insanlığın büyük hocası olan Tut Hermes de Sirius'la bağlantılıydı. Mason localarına geldiğimizde ise Sirius parlak yıldız olarak bilinir ve çok önemli bir yere sahiptir. Mason yazar William Hutchinson aynen şöyle söylüyor. Sirius, Mason localarında herkesin dikkatini celbeden en kutsal objedir. Sirius'un Giza piramitlerine uzanan ışınları Mason localarında çizim ve figürlerle temsil edilir. Masonlukta Sirius tanrısal bir semboldür. Her an, her yerde, her şeyi bilip ve gören olarak sembolize edilir. Bu yüzden Sirius her Mason'un ulaşması gereken bir makamı da temsil eder. Sirius tanrısal gücün kaynağı olmakla birlikte bu durum Masonik resimlerde sıkça işlenen bir konudur. Şimdi buraya dikkat. Mükemmelliğe ulaşmak isteyen bir Mason adayı dünyada var olan dualiteyi yani iyilikle kötülük, dişiyle erkek, siyahla beyaz gibi paradigmaları çok iyi anlamalı ve özümsemelidir. Bu durum Masonlar için sembolik olarak dişi Isis ile erkek Osiris'in birleşmesi sonucu parlak bir yıldız olan İsa Mesih ile tasvir edilen Horus Ra'nın doğumuna benzetilir. Şimdi bu animasyonu daha iyi anlayabiliyorsunuz değil mi? Animasyonda bu gibi kavramları derinlemesine kullanmışlar. İçerisinde yıldızlar, sahte Mesih ile paganizmi sentezleyerek amaçladıkları oyunu görebiliyoruz. Masonlukta Sirius'u temsil eden hiyografide 3 obje bulunur. Bunlardan biri dikili taştır, Osiris'i temsil eder. Hamile kadın veya rahme benzeyen bir kubbe vardır. Bu da Isis'i temsil eder ve bir yıldız. Elbette Horus Ra'yı temsil eden bu yıldızla birlikte Masonluğun konsepti tamamlanır. Bu konsept Masonlar için o kadar önemlidir ki dünyadaki önemli birçok şehir ve yapıda bu izleri görmek mümkün. Örnek verecek olursak Washington anıtı erkeği temsil eden dikili taştır. Dişiyi temsil eden ise Kongre binası kubbesiyle aynı hizadadır. İkisi dualitesiyle birlikte Horus'u meydana getirirler. Tıpkı İstanbul Ayasofya'ya karşı olan dikili taş gibi. Şimdi ise bu animasyonda zor da olsa İslam'ı Masonik uçakların eylemi sonrasında yerinden oynatacaklarını
kadrajı sallayarak kaosun başlangıcını, daha sonra son dönemde Hristiyanlığın kiliselerini yıkacaklarını gösterdiler. Bunu Notre Dame gibi düşünmeyin. Görmek için daha büyük çerçeveye bakmalıyız. Caminin vurulmasının ardından üzerinde semaya dönen Heliofant firmasının karakteri olan Ali'yi, Tutankamon'u, yani sahte Mehdi'nin geleceğini gösterdiler. Çocuğun sağ gözünün göz kapağının üzerinde Allah yazısı var ama gözler kapalı. Aynı zamanda tek gözü mor. Masonlukta mor ise değişimin, başlangıcın rengidir. Animasyonu yapan firma, bu betimlemelere çok tanrılı dini başlatan Tutankamon'un hipnoz halinde olmasını da eklediler. Tıpkı bir robot gibi. Sahte Mehdi'nin üzerine baktığımızda semazen kıyafetleri var. Peki sizce neden semazen? İran ve İranlılar için önemli bir yer tutar Mehdi inancı. Semazen'in karakterinin adı Ali. Ali ile Horasan'ın Belt kasabasına doğmuş olan Farsi Mevlana Celaleddin Rumi ile bağdaştırma yapmışlar. Normal bir semazen dönerken bir eli yukarıda, diğer eli aşağıdadır. Tasavvufi anlamına gelecek olursak, biz bir vasıtayız. Allah'tan aldığımız ihsanı kula saçarız anlamına gelir. Ancak buradaki semazen, Tutankamon'un elleri ve gözleri kapalı. Tamamen sembolik, sahte bir Mehdi olduğunu çok net anlıyoruz. Yani buradaki hiçbir semavi din kavramları ve görselleri gerçeği yansıtmıyor. Hepsi sizlerin gerçekle bağlantılarınızı koparmak için hazırlanmış, sahnelerin altyapısında antik Mısır'ın paganizmini oluşturuyor. Bu bölümde kimsenin bahsetmediği analiz şifrelerini ele alıyoruz hep birlikte. Elinde silah olan Afrikalı çocuk ile bu virüsü çocuklar üzerinden tüm Afrika'ya bulaştırarak büyük bir kesimin yok olacağını göstermişler bizlere. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden kopuşunun ardından Madame Q, yani Soros'un mahzenindeki duvara dikkat etmiştik. Tarihleri yazıp üzerine çizikler atmıştı. Zamanı saydığını görmüştük ve sizlere bu şifreyi açıklamıştık 5. bölümde. Şimdi 9 Mart 2020 yayınlanan The Economist dergisinin kapak resmine dikkat edelim. Sıra kiliselere gelecek. Animasyon bu bölümde hızlanmaya başlıyor. Önce dünyayı, doğayı korumak adına eylemlerin olacağını, ancak bunun aktivistlerle gerçekleşmeyeceğini gösterip küçük kızın omzuna dokunan bir masonik iskeleti görüyoruz. Arkasındaki havai fişekler ile virüsün senkronizasyonunu anlayabiliyoruz. İlerleyen dönemde aktivist, sanatçı ve politikacıların söyleyeceği "Doğaya yaptığımız saygısızlık ve kirletme sonucu doğa bizi cezalandırdı" cümlesi altında olacakları izleyelim gerçek hayatta. Bu iskelet adam sizi ne hatırlatıyor? Çok benziyorlar değil mi? Ya şapkasındaki papatya? Bu virüsün ilacı papatya olabilir mi? Denemek ne kaybettirir? Deneyimlerinizi yorumlara yazın lütfen. Amerika'nın virüsle alakası olmadığı görünüyor eldeki verilere bakarak. Çünkü karşılıksız paralardı onlar. Altın karşılığı olmayan kağıt parçaları dolarlar. Şu an ise piyasaları rahatlatmak için dolar basıyorlar. Bu virüsün Amerika'dan çıkmadığının kanıtı aslında bu. Buraya dikkat. Amerika için ise eyaletler arası sınırlar oluşturmanın ilk adımı Florida eyaletinden başlayacak. Bunun şifresini verdiler bize. Bu virüsün Amerika'dan çıkmadığının kanıtı aslında bu. Buraya dikkat. Amerika için ise eyaletler arası sınırlar oluşturmanın İlk adım şifresini verdiler bizlere. O yer Florida eyaleti. Yanan Christ'ın ölüm tanrısı Anubis'in botuna ölümü atlayan balıkları görüyoruz. Balıklarla bağdaştırmışlar Brooklyn'de ölen insanların ayrılışını. Peki neden Brooklyn diye düşünebiliriz? Bu sorunun cevabı balığın adında gizli. Balığın adı Sheepshead. Bu ismi ise Google Maps'ten arattırdığımızda New York Brooklyn'deki Sheepshead olduğunu görüyoruz. İkinci şifre ise Set. Set'le kötülük tanrısı Set'i unutmayalım. Bir bölümün daha sonuna geldik.
bu bölümde aslı değiştirilmiş ve değiştirilmemiş semavi dinleri göstererek bizlere, dualitiyle paganlığı pompalayarak dinleri yok etme çabalarını gördük. Yapmaya arzuladıkları kötülüklerin kaosun oluşumunun ardından itirazsız birleştirme istekleriyle buna altyapı çalışmalarını oluşturma eylemlerini irdeledik. Sizlere önemsiz gibi görünen küçük ayrıntıları farklı bir dilde anlatmaya çalıştım. Elbette benim de göremediğim birçok nokta vardır. Ancak şifreleri bizlerle paylaşarak bir sonraki bölümler için bizlere fikir verebilirsiniz. Bu ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim.